duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Önce seni kız arkadaşınla tanıştırayım. Başımı açtığın işlere bak. Ya tamam kuzen ya, bir akşam idare edemiyorsun beni. Hazırlanmışsın. Seni kuzenimle tanıştırayım. Volkan Aslı. Biz zaten tanışıyoruz. Ne haber Aslı? İyiyim, sağ olun. Tanışıyor musunuz? Evet. Aslı benim İstanbul'da sürekli gittiğim bir pastanede çalışıyordu. Hadi ya. Tesadüfe bak. Nereden nereye? Sayende. Tamam. Hadi partiye geçelim. Geçelim. Ben çantamı alıp hemen geliyorum. Ay, sanki rüyadayım. Çabuk söyle, ne oldu? Çok mu yakışıklı kuzeni? Ay, görüneceğim diye de bakamadım ki. Ya, çok yakışıklı. Burak'ın kuzeni Volkan Gonca. Benim Volkan, inanabiliyor musun? Ne? Bomba, yok artık. Ya işte, sessiz oturacaklar. Kızım, bu işaret değil de ne? Şu an resmen sevgilisiniz ya. Evet, yalandan ve sadece bir geceliğine. Aa, yeter, yine başlama. Bu hayatının fırsatı, iyi değerlendir, delirtme beni. Tamam, çok beklettim. Sana da erdemle bol şans. Bak, iyi çocuk ol, sakın üzme onu, tamam mı? Sen nerede mesaj at? Kusura bakmayın, beklettim. Sorun değil. Efendim Müdür Bey. Volkan Bey. Burak Bey bir müşterimizin aracını alıp gitmiş. Müşterimiz şu an odamda ve çok sinirli. Konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Hemen geliyorum. Arabanın sahibi müdürün odasındaymış. Ne diyeceğiz şimdi adama? Abartmasın o da. Masrafı neyse karşılarız. Ya bu mu yani? Onu zaten yapmak zorundayız. Başka ne yapacağız yani? Ya ben kime ne soruyorsam. Oğlum bıktım senin arkanı toplamaktan. Tamam kuzen ya, abartma. Neyse hadi siz partiye geçin. Orada görüşürüz. Tamam, geç kalma. Hepsi senin yüzünden. Arabaya çarpmış olsaydın. Bence benimle uğraşmak için doğru bir zaman değil. Tehdit ha? Sen yarın öbür gün bana şantaj da yaparsın.
İstediğin an vazgeçebilirsin. Ay! Ay ya, bana laf yetiştireceğin önüne bak. Alışık değiliz herhalde ondan. Bu geceyi bir atlatalım da. Evet, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Konuşma da önüne bak. Hadi canım. Ay çok beklettim değil mi? Niye öyle bakıyorsun? Yüzümde falan bir şey mi var? Ha yok şey, çok güzel gözüküyorsun da. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Gidelim mi? Olur, gidelim. Vay, çok da kibarız. Tuttum seni. Arabamla ufak bir kaza yaşandı ne demek ya? Bu nasıl bir rezalet? Efendim biraz sakin olur musunuz? Ben böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum. Ne olacak şimdi? Merak etmeyin, aracınız en kısa sürede eski haline getirilecek. Ayrıca ailenizle otelde konakladığınız süre boyunca herhangi bir ücret ödemeyip bizim misafirimiz olacaksınız. Eğer bu teklifimizi bir özür olarak kabul ederseniz mutlu oluruz. Tamam öyleyse. Anlaştığımıza sevindim. Ben de. İyi günler. İyi günler efendim. Volkan Bey çok iyi hallettiniz durumu. İnsanın Burak gibi kuzeni olunca böyle şeylerin üstesinden gelmeyi biliyor. Neyse başka bir şey yoksa ben partiye geçiyorum. İyi eğlenceler efendim. Hoşçakalın. Şu an bir şey istemiyorum. Herkes gelsin daha sonra. Siz? Soda lütfen. Ben getiriyorum. Bence de. En doğrusu soda içme. Benimle uğraşma istersen. Ne dedim şimdi ya? Sen de her şeye sinirleniyorsun. Seni düşünmek de kabahat. Tabii eminim öyledir. Allah'ım bu gece bir an önce bitsin de senden hemen kurtulayım. Al benden de o kadar. Geldim kuşum. Ay çatladım meraktan. Nasıl geçti anlat hemen. Ya tabii ki muhteşemdi. Ya hiç bitmesin istedim. Çok tatlıydık ya. Bak gelince her şeyi yüz yüze anlatacağım tamam mı? Bütün detaylarıyla, böyle hareketleriyle, mimikleriyle falan. Deli ya. Ya bak abin de dibinde sakın kimseye bir şey belli etme. Ay yok kuşum kim anlayacak zaten? Bunu sen mi söylüyorsun? Ay gözünü bile kırpmadan en az bir 10 dakika Barış'a bakmıştım vardır senin. Hem de kaç kere? Ay canım ne yapayım ya? Ama çok tatlı aşkım ya. Ya inanabiliyor musun şu anda aramızda sadece bir tane duvar var. Hissediyorum gittikçe ona daha fazla yaklaşıyorum. Abinin sevgilisi nasıl? Gördün mü peki? Ya yok kuşum. Onunla da artık partide tanışırım. Gerçi çok da merak ediyorum. Ay inşallah böyle çallı gibi uyuz bir şey değildir. Aa, kapatmam lazım. Barış geldi galiba. Ay çok heyecanlıyım. Hissediyorum bu gece kesinlikle bir şeyler olacak bak. Hadi bay bay.
Ali abi sen miydin? Sen kim bekliyordun? Hiç. Sürekli arıyorum, telefonum meşgul. Hazır mısın? Tamam hazırım. Barda kavga ettiğimiz bizi kovalayan adam. Ne? Nerede? Oğlum bu bardaki çocuk lan. Allah kahretsin, gördü bizi. Geliyorlar. Ya ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Bir yukatını da alırsa babam beni kesin öldürür. Yine manşetlerde olmaya hiç niyetim yok. Ya asıl aramazsan manşetlerde olacaksın. Adamı görmedin mi? Bizi öldürecek gibi bakıyordu. Ne kadar öfkeliydi. Açsana Volkan ya. Barış da açmıyor. Ama ben sana polisi arayalım dedim. Vakit kaybediyor. Şimdi arkamızda belirirler. Arayamam. Anında babamın kulağına gider. Ben ararım o zaman. Yok artık. Aferin. Ya inanamıyorum sana ya. Ya isterim olmadı. Burak aramış. Beni de aramış. Arıyorum. Açmıyor. Abi nerede kaldı kız arkadaşın ya? Meraktan çatlayacağım. Bilsem. Neyse ben bir gidip bakayım. Tamam. Dans edelim mi? Olur. Hoş geldiniz. Demek yaz kış buralardasın. Kışın boş olmuyor mu burası? Sıkılmıyor musun? Yok, o yazın kalabalığından sonra sakinlik iyi geliyor. Burcun ne senin? Dur, sen söyleme, ben tahmin edeyim. Burçlardan anlıyorsun yani. Bence senin burcun... Yengeç.
Bildin. Gerçekten mi? Evet. Hem de ilk tahminimde. Gerçekten burçlardan anlıyor musun? Peki senin burcun ne? İkizler. Yengeç ve ikizler uyumlu mudur peki? Uyumlu mudur derken? Niye soruyorsun ki? Ya ne bileyim, burçlara inandığına göre hani uyumlu olup olmadığımız senin için önemlidir diye düşündüm. Uyumlu mu değil mi? Ona bakacağız artık. Yine neredesin ya? Çağla. Ben de seni arayacaktım. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım Volkan. Burak nerede? Ben de ona bakıyordum, burada bir yerdedir. Birazdan çıkar ortaya. Geleceğimi de biliyor üstelik. Ben kartını getireyim, sen odana yerleş. O sırada da Burak'ı bulayım. Anneciğim. Çağla'cığım neredesiniz? Oteldeyim. Rahat gittin mi? İyiydi. Görüştünüz mü? Maalesef. Yine ortalarda yok. Kesin bir şeyler karıştırıyor ama. Neyse. Sen nasılsın? Yoldayım canım. Selda'ya gidiyorum. Tamam anneciğim. Ben bir odama yerleşeyim. Tekrar görüşürüz. Beni merak etme. Tamam güzelim. Sen güzelce bir dinlen. Zaten sonra konuşuruz tekrar. Tamam, öpüyorum. Telefonum sayende suya düşmeseydi şu an yardım çağırabilirdik. Bence fazla konuşma. Tamam ya, tamam. Burada bekleyemeyiz. Ne yapacağız peki? Üç tekneye kadar yüzeceğiz. Ne? Denize mi gireceğiz? Hayatta olmaz. Ya bak tamam, tamam sakin ol. Sen sadece panik yapıp beni batırma, tamam mı? Ben seni tutacağım. Ya batarsam? Aslı, saçmalıyorsun. Bırakma, tamam mı? Yalvarıyor musun sen bana? Şu durumdan faydalanacak kadar kötü olamazsın. Aslında olabilirim ama bu adrenalini ben bile kaldıramam. Hadi gel. Masaya dönelim mi artık? Hemen yoruldun mu yoksa? Malum kızım, ben senin kadar genç değilim. Ne alaka ya? Hem kaç yaş fark var ki bizim aramızda? Gel hadi gel. Aa Barış, ne haber? İyidir Buse, senden? Bu ne tesadüf, iyidir vallahi. Tatildeyiz işte, tanıştırayım. Ece, Barış. Merhaba. Merhaba.
Eda, Volkan tanıyorsun. Evet. Kız kardeşi. Merhaba. Merhaba. Neyse, size iyi eğlenceler. Biz gidiyoruz. Bize katılın isterseniz. Süper olur. İşe başlayan Aslan Hanım'ın telefon numarasını bulabilir misin? Tamam Volkan Bey. Burak Bey aramadı değil mi? Hayır, benim bir bilgim yok Volkan Bey. Diğer arkadaşlara bir sorayım. Tamam, bekliyorum. Burak Bey, bu şekilde ortadan kaybolması hiç normal değil. Buyurun, Aslan Hanım'ın telefon numarası. Buna da ulaşılamıyor. Nerede bunlar ya? Burak Bey'le konuşan herhangi bir arkadaşımız yok. Tamam o zaman. Hemen bir ekip kurup otelin her yerine bakın. Peki Volkan Bey. Volkan, hala bir haber yok mu? Hayır, yok. Volkan, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Evet, Çağla, ben senden ne saklayabilirim? Yok herhalde. Ay ben böyle şansım. Telsizin kablosu kopuk. Hiç şaşırmadım. Ne yapacağız şimdi? Bence burada bekleyelim. Bu durumda seninle karaya kadar yüzmek pek iyi bir fikir olmaz. Ya şu durumda bile dalga geçiyorsun ya, inanamıyorum yani. Ya ne alakası var ya? Yüzme bilmediğin için dedim. Ya tamam bırak, uzatmayalım. Canım, Selda'lara yaklaştık. Bak, ben buralarda bir yerlerde inip yürüsem çok daha iyi olacak. Ama inatçısın Elçin ya. Ferdi, şurada duralım ya. Sinan, lütfen suratını asma. Gerçekten henüz hazır değilim. Zamanı geldiğinde ilişkimizi önce Çağla'ya söylemem lazım. Daha onun haberi yok. E düşünsene ilişkimizi bir başkasından öğrendiğini. Bana olan bütün güveni sarsılır. Haklısın. Ben bu yönden hiç düşünmemiştim. E senin için de aynı şey geçerli. Bak, birbirimize ne hissedersek hissedelim. Önceliğimiz çocuklarımız olmalı. Elbette. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben senin ne kadar iyi bir baba olduğunu çok iyi biliyorum. Duygularımız mantığımızın önüne geçmesin, onu diyorum. Ne olur. Tamam aşkım. Sen nasıl istersen. Bir daha da bu konuyu asla gündeme getirmiyorum. Seni seviyorum. İstanbul'a geliyor musun? Okul bitince kızım. Bir şeyler yapmayalım. Ya ne güzel oldu ya bugün karşılaştık. Tamam. Evet, çok güzel oldu. Sen neler yapıyorsun? Bugün okul devam ediyor. Aa öyle mi? Kaçıncısın? Ay! 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 Eda, iyi misin? Ay bileğim çok acıyor. Ne yaptın, burktun mu? Galiba. Nasıl oldu ya? Ben de anlamadım. Ama çok acıyor.
İyi misin Eda? Buz yapalım hemen. Tamam olur. Ama önce sakin bir yere gidebilir miyiz? Tabii canım, gel. Üstüne basamıyorum. Dur, sakın zorlama kendini. Elçin'cim, nasıl geçti hayatım yolculuğu? Gayet iyiydi Selda'cığım, sağ ol. Sinan'la da kapıda karşılaştık, tesadüf. Senin bir programın yok muydu bugün Sinan'cığım? Son anda iptal oldu. Çocuklar da Bodrum'da. Ben de eve tek başıma girmek istemedim. Ay Sinan'cığım, ben sende duygusal bir haller görüyorum, hayırdır? Yaşlılık alametleri. Yaşlılık mı? O ne? Benim bildiğim Sinan'ın yaşı 30'unda durdu. İşte kraliçe. Ay canım benim, canım. Her zamanki Sinan işte. Gel bakalım küçük hanım. Seni şöyle koltuğun üstüne bırakalım. Ha? Aman yavaş. Yavaşça. Artık acımıyor galiba. Acımaz mı? Çok acıyor. Duramıyorum yerimde. Hadi ya. Hastaneye mi gitsek acaba? Yok yok. Yani buz yapmayacak mıydık? Pardon, bakar mısın? Buyurun efendim. Buz alabilir miyiz? Böyle bir poşetin içinde olursa çok iyi olur. Hemen getiriyorum efendim. Teşekkürler. Ben bir içeri bakayım. İşimize yarayacak bir şeyler bulurum belki. Teknede mahsur kaldığıma inanamıyorum. Aslı! Efendim? Buraya gelir misin? Geliyorum. İstersen kıyafetlerini değiştir. Olur. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Ne yapıyormuş gibi görünüyorum. Bu ıslak kıyafetlerle duracak değilim herhalde. Bana sorarsan sen de soyursan iyi olur. Hasta olacaksın. Ne? Ya sapık mısın sen ya? Amacın ne? Bak yemin ediyorum kılıma dokunursan mahvederim seni. Ya sen harbi hastasın. Benimle sen benim tipim değilsin. Değil, denizde mahsur kalmak, ıssız bir ada düşsek bile sana dönüp bakmam. İkincisi, sen de nasıl bir izlenim bıraktın bilmiyorum ama ben sapık falan değilim. Pardon, hemen gidiyorum. Ya senin burada ne işin var? Tamam, bağırma hemen. İçecek bir şeyler alacaktım. Sen de ister misin? İstemez. Tamam, sinir yapma. Gidiyorum. Ah, kafam. Allah'ın sopası yok işte. Bana Allah'ın en büyük cezası sensin canım.
şuraya bakalım mı? Olur. Buyurun, hoş geldiniz amcam. Merhaba. Şu ne kadar? 70 lira efendim. Aa, çok dedim. Gümüş de o yüzden ama. Yine de çok dedim, neyse. Alıyoruz. Aa, hayır, ne yapıyorsun? Ya ne olur ya, küçük bir hediye. Olmaz, kabul edemem. Ya lütfen kabul et. Adam. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Ay ablam benim, ah canım, ay nasıl da özlemişim. İyisin inşallah. Ay tesadüfinde böylesin, ne haber ablam? Canım benim, canım. Yanlışınız var. Geçen gece cüzdanımı çalan kadın. Emin misin? Seni gidi hırsız seni. Ne hırsızı be? Sen de kimsin böyle? Sen utanmıyor musun insanların cüzdanlarını çalmaya? Ya siz de haklı, bana hırsız dersiniz. Senin yüzünden 5 kuruşsuz kaldım. Cüzdanım var, nerede cüzdanım? Cüzdan falan yok bende, sen de kimsin böyle? Bir de inkar ediyor. Az önce kendi gözlerimle gördüm bu ayının cüzdanını çaldığını. Ben cüzdan falan çalmadım. Evet evet, cüzdanım yok. Aa, cüzdanı yok. Aa. Evet bu. Gel buraya. Gel buraya. Hırsız kadın. Bırakın beni. Bir sus be, bir sus. Aa, amirim, bu kadın yan kesici, hırsız kadın bu. Daha önce kız arkadaşımın cüzdanını çalmış. İftira. Önce de benim cüzdanımı çalmış. Bayan olmasa fark edemezdim. İftira. Yeni mi sen ya? Vallahi iftira. Yürü hadi, derdini karakolda anlatırsın. Yaktın beni be. Hadi. Siz de bizimle beraber karakola gelip şikayet dilekçenizi verirsiniz. Tabii ki. Abim lütfen beni kurtarmayın beni. Gidelim mi bence? Hala canın acımıyor değil mi? Yok, daha iyiyim. Yani buz yapınca iyi geldi. Evet, ağrını almıştır. Teşekkür ederim. Eda? İyi misin? İyiyim abicim. Ayağımı burktum. Ya, burkulum olduğuna emin misin? Kırık ya da çatlak falan olmasın? Yok, öyle olsa duramaz. Eda'cığım, iyi misin? Ne haber Çağla? Ne yapalım? Hala Burak Bey'i arıyoruz. Bulamadınız mı? Yok, yer yarıldı, içine girdi sanki. Kız arkadaşın da yok. Sahi. Yine Burak'la birlikte olmasınlar? O biraz rahatsız. Odada yatıyor. Emin misin? Yarın yine manşetlerde görmeyeyim de. Ha Barış'cığım, seni de yorduk ya. Olur mu öyle şey? Eda benimle kardeşim sayılır. Volkan Bey, tüm otelde ve çevresinde aramadığımız yer kalmadı. Maalesef Burak Bey hiçbir yerde yok. Artık endişelenmeye başladım. Ne yapacağız peki? Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Polise haber verelim bence. Ya ortada ciddi bir şey yoksa? Burak zaten günlerdir manşetlerden düşmüyor. Üzerine bir de böyle bir spekülasyon hiç iyi olmaz. Biz sıradan insanlar değiliz sonuçta. Evet, haklı olabilir. Yani Burak'ın sorumsuz tavrını düşünürsek ortada ciddi bir durum olmaması çok olası. Gerçekten. Ama inan hiçbir şey görmedim. Bence bu konuyu kapatalım artık. Peki, tamam. Volkan beni çok merak etmiştir. Çağla'yı düşünemiyorum bile. Sinirinden kudurmuştur. Ya bütün bunların sorumlusu benim. Sen de benim yüzümden başını derde soktun. En azından bunun farkında olman güzel.
Gerçi senden bu iyiliği isteyen de benim. Sanırım sorumluluğu paylaşabiliriz. Peki ne yapacağız şimdi? Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Sabahki duruma göre hareket ederiz. Teknenin sahipleri gelince ne olacak? Rezil olacağız. Hırsız değiliz herhalde. Durumu açıklarız. Eminim onlarla anlayışla karşılarlar. Mecbur kaldık sonuçta. Evet, mecbur kaldık. Hadi, inelim de dinlenelim biraz. Hiç farkında değilim. Ay, ne olur ne yapıyorsun bana da söylesene. Ay yok canım hiçbir şey yapamıyorum. İşler o kadar yoğun ki toplantılardan kafamı kaldıramıyorum. Ya, spora bile vakit ayıramıyorum. Yarın da bizimle toplantım var öyle değil mi? Aynen. Aa siz ne güzel beraber iş mi yapıyorsunuz? Hayatım oradan karabiberi verir misin bana? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Bodrum'daki otelin banyo bakım ürünlerini Elçin'den alacağız. Süper bir şey bu. Ay Nihat diyorum ki... Şu açılıştan önce hep beraber gidip bir tatil yapsak ha Nihat ne olursun? Aslında çok iyi olurdu. Hem Sinan'ın teknesini değiştirdim onu gösteremedim bile. Yani açıkçası ben de merak içindeyim nasıl bir şey aldın diye abi. Efendim oğlum. Baba, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Affedersiniz. Dinliyorum. Burak kayıp. Kayıp mı? Ne zamandır? Kaç saattir ortada yok. Her yere baktım hiçbir yerde yok. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Polise mi haber versem? Oğlum, Burak'tan bahsediyoruz. Kim bilir nerede neyin peşindedir. Sabaha çıkar ortaya sen merak etme. Ya ama başka durumlar var. Yani ortadan kaybolması hiç mantıklı değil. Ne gibi durumlar? Oğlum benimle açık konuşur musun? En azından bu yaz içeride kalır. İnşallah. Çeksin cezasını. Sen de nasıl saldırdın öyle kadına? Korktu kadın. Kendimi kaybettim. Neyse ders olmuştur. Bir daha hırsızlık falan yapmaz. Umarım. Gibiyse Burak'ın ortadan kaybolması mantıklı değil. Ama konu Burak olunca... Mantık aramak ne kadar doğru emin değilim. O yüzden sabah kadar bekleyelim. Ben zaten ilk uçakla Bodrum'da olurum. Tamam baba. Ben ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen de rahat ol. Tamam. Yarın görüşürüz. Amca... Ama bir şey anlatmam olur mu baba? Tamam. Kız kardeşin nasıl? Birliktesiniz değil mi? Birlikteyiz. Hadi siz de yatın artık. Tamam. Merak etmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Burada birlikte yatarız işte. Birlikte mi? Daha neler? O zaman sen dışarıda yatarsın, ben de burada. Niye ben dışarıda uyuyormuşum? Burada benimle yatmak istemeyen sensin. Daha az önce her şey benim suçum demedin mi? Sen de bu sorumluluğu paylaşalım demedin mi? Tamam işte. O zaman ben boylamasını yatayım, sen de enlemesine. Hem beraber yatacağız, hem de o şekilde yatacağız. Hayatta olmaz. Peki, sen bilirsin. Bayağı rahatmış. Tamam, tamam. Hadi geç. Teşekkürler. Çok naziksin. Benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek?
Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine al. Şu düştüğüm hale bak ya. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Selda'cığım, ben müsaadenizi isteyeyim. Ay hayatım, seninle de doğru düzgün konuşamadık. Bana bir ağırlık çöktü. Uçak bu sefer sarsı beni galiba. Ama mutlaka görüşürüz, ben birkaç gün daha buradayım. Elçin'cim, sen burada kalmak istemediğine emin misin? Sağ ol canım, ama zaten yabancı yerde kalmayacağım ki. Sizin otelde yer ayırttım. Ha öyle mi? O zaman arayayım da seninle özel olarak ilgilensinler. Hiç gerek yok. Olur mu canım? Ben de kalkayım, hem Elçin'i bırakırım zaten. Zahmet olmasın. Ne demek? Ha abi, ben yarın Bodrum'a gidiyorum, haberin olsun. Şöyle çocuklarla bir iki gün geçireyim istedim. Bizim kerata ile ilgili bir sorun yok değil mi? Yok abi. Nereden çıkardın? Ay biz de gitsek mi Nihat? Yarın çok zor ama yine de bakarız. Hadi biz de kaçalım artık. Elçin'cim, yarın müsait olunca beni ara da oturalım, çocukların durumunu konuşuruz. Hep. Mutlaka. Tamam canım. Ya kesin biriyle birlikte. Evet eminim, o gazeteye çıktığı kızla birlikte. Salaksın Çağla, salaksın. Ya tanıştıramadı tabii benle. Ortalardan kayboldu. Tabii ya, nasıl düşünemedim daha önce. Burak ortalarda yokmuş. Volkan'la onu konuşuyorduk. Ne? Ha, inanmıyorum. Çağla kim bilir ne haldedir. Ta İzmir'den kalkıp onu görmeye gidiyor ama o ortalarda yok. Ay bu kadarı da fazla artık. Yarın ben de seninle Bodrum'a geliyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya, bu gece içinde üzgünüm. Ağzımdan nasıl öyle bir şey çıktı inanamıyorum. Şimdi mecburen otelde kalmak zorunda kalacağım. Olsun. Yarın benimle Bodrum'a geliyorsun ya. Bu bana yeter. Αυτή τη φορά προσεκτικά σύνδεσέ το. Να μην χαλάσει πάλι. Εντάξει.
Σε άκουσες τη φωνή? Ναι, ναι, καπιτάνε. Για να πάω να δω εγώ. Περίμενε λίγο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Εσείς ποιοι είστε και τι δουλειά έχετε εδώ? Yok, yanlış anladınız. Biz dostuz. Friends, friends. Can you speak English? Yok, İngilizce anlamıyorlar. Saf saf bakıyorlar yüzüme. Bizim botumuzun benzini bitti. Sonra denize sürüklendik. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar Türkçe bilmiyor. Ne anlatıyorsun? Onlar benim mimiklerimden anlarlar ki. Ya olmuyor ama böyle. Sen çok karışıyorsun bana. Tamam, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Siko se takeri asas psila. Pano. Kalk diyor galiba. Siko. Pano, pano. Hadi Siko. Erbatiste. Nihat'cığım asma artık suratını lütfen. Hani sabahtan beri evden ayrıldık, yüzünden düşen bin parça hayatım. Ya yalnız gitsen olmuyor mu? Bugün o kadar çok işim vardı ki bütün programım alt üst oldu. Ay bir sabahında karını ayırmışsın, çok mu yani Nihat? Bak gerçekten sen beni üzüyorsun bazen, biliyor musun? Yani kapalı yerde yoğun bir tempoda sürekli çalışmaktan negatif enerji yüklendin. Son günlerdeki bütün sinirin, stresin hep bu yüzden hayatım. Benim sinirimin ve stresimin tek bir sebebi var. O da biricik oğlumuz. Ya ne yaptın yaptın yine de. Laf geldi oğlumuza. Ya ne varmış benim oğlumda? Gayet güzel çalışan, işinde gücünde düzgün giden bir çocuk yani. Lütfen. Ayrıca genç o. Allah Allah. Lütfen Nihat. Hadi gül biraz hadi. Çok güzel yere gidiyoruz. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ya gece gelmemiş bu kız ya. Ne diyeceğim ben şimdi Emel teyzeye? Açmasam olmaz. Açsam ne diyeceğim? Alo. Efendim Emel teyzeciğim. Nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol çocuğum. Ben de çok iyiyim. Ya ben Aslı'ya ulaşamadım da acaba senin yanında mı diyecektim? Aa, Emel teyzeciğim. Aslı'nın dün telefonu bozulmuştu. Ondan ulaşamamışsınızdır. Az önce çıktı. Ben de şimdi çıkacaktım. Ama söylerim aradığınızı. Tamam. Ne olur bir an önce söyle de müsait olunca beni arasın. Olur mu yavrum? Tamam. Öpüyorum ellerinizden. Ben de seni çok öpüyorum. Hadi hoşça kal. Suat sen burada bekle. Peki efendim. Yani Selda, bu saatte beni buraya getirmen olacak iş değil gerçekten. Ay Nihat'cığım yol boyu söylendin durdun zaten. Hayatım biz neredeyiz bir bakıyor musun sen etrafına? Ormandayız yani. Ağaçlara bak, kuşlara bak. Tertemiz bir hava. Hadi hadi ciğerlerimize temiz hava alalım biraz. Oh. Şöyle çekelim içimize güzel hava da olsun. Bak bir de bu vardır. Ya da bu tam tersi olabilir. Karıştırıyorum.
Bak aldım ve verdim. Tamam oldu mu? Toplantım var, hadi gidelim. Ay toplantı. Sen toplantı olacaksın bak yakında ha. Ay Nihat'cığım ne yapıyorsun? Biraz hava alacağız, yürüyeceğiz ve döneceğiz evimize. Lütfen. Peki tamam, tamam. Ah. Öyleyse sabah sporumuza başlayabiliriz. Günaydın Osman Bey. Günaydın. İşe başlamışsınız herhalde. Dün de uğramıştım. Yoktunuz. Borç için geldiyseniz ben onu ay sonunda ödeyebileceğim. Bundan sonra da düzenli ödeyeceğim inşallah. Yok, onun için gelmedim. Daha önce de bahsetmiştim size. Evin müteahhite verilme durumu var diye. Kesinleşti. En kısa zamanda evi boşaltırsanız... Çok ani oldu. Bu zamanda ev bulmak kolay değil. Emlakçısı var, depoziti var. Hay Allah. Bana kalsa evi hiç elletmem de benim biraderler işte. Bu zamana kadar anca engel olabildim onlara. Onlar da kendilerine göre haklı. Evin yeri değerli. Her birine yeni birer daire düşüyor. Siz de haklısınız. Kira borcunu sonra da ödeseniz olur. Yeter ki evi bir an önce boşaltın. Başka da bir şey yapamam sizin için. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Selda'cığım, biraz yavaş gidebilir misin? Bak hava alacağız, yürüyüş yapacağız dedik. Ama sen koşturuyorsun hayatım. Hayatım ne yapabilirim yani? Spor böyle bir şey sonuçta. Ayrıca form tutmaya çalışıyorum. Hatta kilo vermeye çalışıyorum şu açılışımız için. Kilo mu vereceksin? Otelin açılışına birkaç gün kaldı. Kaç gram vermeyi düşünüyorsun? Hayatım sen 200 gramın bile ne büyük bir fark yarattığının farkında mısın acaba? Evet. Ayrıca sen beni tanımıyor musun? Yani kaç yıllık karınım şimdi? Hemen şuralarımı alıyorum ben ya. Hemen yüzüm doluyor, sinir oluyorum yani. Hayatım ben seni böyle beğeniyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Hayatım ne olursun beni teselli etmeye falan çalışma. Ayrıca bu açılış yani bizim açılışımız çok önemli. Herkes görecek birbirini. Aa, hem bizim Elçin ne kadar zayıflamış öyle ya. Yaşı benden büyük olmasına rağmen. Aa, Elçin senden büyük mü? Yok artık. Yani anlayamadım ben bunu, pardon. Ne demek istiyorsun? Daha mı yaşlı görünüyorum demek istiyorsun? Bir gülerek falan. Herkes senden daha mı büyük falan. Anlamıyorum yok, yani. Hayatım yanlış anladın. Yani ben öyle demek istemedim. Sen tabii ki Elçin'den daha daha gençsin. Ayrıca Elçin böyle dal gibi bir şey. Ay evet, çok zayıf değil mi ya? Artık böyle olmuş. Tamam artık ne kilo veriyorsun yani? Tamam ruj falan güzel yakışıyor da çok zayıf. Ama hayatım ne yapacaksın yani? Trend böyle artık. 34 beden falan olman lazım. Kerçi o benim için hayal tabii de. Hani 36 olurum ben ancak da nasıl yapabiliriz bunu? Diyet yapacağız. İşte sporla destekleyeceğiz beraber. Ya çok affedersin ama niye çoğul konuşuyorsun bilmiyorum. Yani beni bu hayallerine ortak etme. Bak benim hiç böyle zayıf olmak gibi bir hayalim falan yok. Ben halimden gayet memnunum. Bir tanecik sevgilim. Yalnızca zayıf olmak için spor yapılmaz. Sağlıklı olmak için de spor şarttır yani. Tamam ama ben çok yoruldum. Lütfen artık duralım. Gerçekten. Ay öyle mi? Ben de tam tersi açıldım biliyor musun? Ay oksijenden falan herhalde. Orman ya. Çok güzel. Ay şu yolun bu tarafı da çok güzel. Bir şey değil mi? Performansımızı arttırmamız için tempoyu arttırmamız lazım. Hadi anca böyle verilir bu kilolar hayatım. Hadi hadi gel gel. Ay yolun bu tarafı çok güzel. Gel gel çok güzel. Ay havaya bak ya. Ben sen daha sen bu hırsla... İş dünyasında çok başarılı olurdun ha, biliyor musun? Düşünüyorum da bizim oğlumuz kime çekmiş acaba? Yani ne yaptın yaptın lafı döndürüp dolaştırıp oğlumuza getirdin ya, hayret bir şeysin gerçekten. Benim oğlum da istese hırslı olabilir. Ama hırslı değil, neden? Çünkü başarılı. Çünkü her şeyi var. Çünkü yakışıklı benim çocuğum. Para kazanma derdi yok. Bir şeye sahip olmak için çaba göstermesine gerek yok.
Oh, ne âlâ bir yaşam. Ben gençliğimde böyle miydim ya? Ay çok şükür. Şanslı benim oğlum. Canım oğlum benim. Ay Seda, ne diyeceğim bilemiyorum sana. Bir şey deme bir tanem, bir şey deme sen. Ay. Bir şey de... Aa! Ay Nihat! Nihat! Hayatım ne oldu? Nihat! Nihat'cığım iyi misin? Ay sevgilim ne oldu? Canım benim ne oldu böyle? İyiyim. Biraz başım döndü. Çok yoruldum galiba. Ay asla olmazdın sen böyle. Ne oldu Nihat? Biraz yoruldum o kadar. Canım benim. Hemen doktorunu arayalım da bir muayene etsin seni. İyiyim. Doktor meselesini falan abartmayalım. Ben iyiyim. Ay olmaz öyle şey. Bak ne diyeceğim. Hemen şimdi doktoruna gidiyoruz tamam mı muayene olmaya? Lütfen hayır deme. Artık kontrol bende yani. Sözümden çıkmayacaksın yani. Çünkü olmuyor görüyorsun. Ne değişecek benim hayatımdaki yani? Tamam canım. Beni dinliyorsun. Hemen arıyoruz doktorunu. Bir muayene ediyor seni. Bitti. Tamam mı canım? Peki. Tamam öyle olsun. Hepsi senin yüzünden. Tekneye binmek senin fikrindi. Ben sana binmeyelim dedim. Ya ne yapsaydık? Gecenin bir vakti denizde mi sürüklenseydik? Karşı adadan çıkardık artık. Şu durumumuzdan daha iyi olur. Demek benimle ıssız bir adada baş başa kalmayı tercih ederdin. Hayır tabii ki. Düşünmek bile istemiyorum. Şu anki duruma şükrediyorum. Bence de. Daha dün geceden beri beraberiz. Bana bir yıl gibi geldi. Zaten bütün gece horlamandan uyuyamadım. Kim? Ya ben mi horluyorum? Ben hayatta horlamam. Bence bu senin horlamana daha çok benziyor. Tabii tabii. Neyse, seni daha fazla utandırmamak için bu konuyu kapatıyorum. Şu an daha önemli bir işimiz var. Şu iplerden hemen kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız ki? Ya nereye gittiğimiz de belli değil. Çok konuşma da şu ipi çözmeme yardım et. Olmuyor işte. Of Aslı, ne beceriksizsin sen ya. Sen sanki çok beceriklisin. Yapabiliyorsan kendin yap. Yok, bu böyle olmayacak. Yanında kesici bir şey var mı? Cebimde ufak bir çakı olacaktı. Hah, süper işte. Ya kızım manyak mısın sen? Ne işi var kesici aletin üzerimde? Ne bileyim ben ya. Ayrıca doğru konuş benimle. Ne öyle manyak falan? Tamam, tamam. Cırlama hemen. Bak zaten çok gerginim. Bir de sen üstüme gelme. Başımıza ne geleceği de belli değil. Ya korkulacak bir şey yok. Muhtemelen polise ya da sahil güvenliğe teslim ederler bizi. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ya ne yapmamı bekliyorsun? En azından polise her şeyi açıklayıp bu durumdan kurtuluruz. Sana söylediğin mantıklı. Ben zaten mantıklıyım da senin beni anlaman biraz zaman alıyor. Burak. Yanaşıyoruz. Neredeyiz ki acaba? Datça'dayız sanırım. İyi bari, fazla uzaklaşmamışız. Aslı'ya nasıl söyleyeceğim? Ay çok üzülecek, kuzum benim ya. Emel. Sonra Ömer'im inanacak. Emel. Ne yapacağım, nereye gideceğim? Emel. Hayırdır? Sesleniyorum, duymuyorsun. Kusura bakma Ayşe. Dalmışım. Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Sorma. Ev sahibi. Bizim evi satıyorlarmış da bir an önce çık dedi, onu düşünüyordum. Ya bu kadar kısa sürede nasıl ev bulacağım ben? Kaç yıllık kiracısısın. Öyle pat diye olur mu ama? Bir kadın başına sen şimdi ne yapacaksın? İnsaf kalmamış insanlarda. Ah çok üzüldüm Emel'ciğim. Ay. Dur kız, benim alt kattaki Sema taşınacaktı. Boşanıyor da kocasından. Boşanıyor mu? Ya evet, şükürler olsun. Ay o nasıl laf öyle? Ama her akşam gürültüden, patırtıdan, onların kavgasından bıktım usandım. Onun için söylüyorum yani. Canım sen de kendince haklısın tabii. Gidelim bakalım istersen. Aa, dur. Ben iş yerine gecikeceğimi haber vereyim. Ayşe ben iş buldum. Gerçi ilk günden geç kalacağım, ayıp olacak ama bunu da halletmem lazım.
Görüyor musun başıma geleni? İş buldum diye sevinirken böyle oldu. Gerçi yine de şükretmek lazım. Hayırlı olsun, çok sevindim. Ha, Şükran. Ha canım, ya bir aksilik oldu. Benim ev sahibi evi satıyor da benim acilen ev bakmam lazım. Bir ev varmış komşuyla, ona bakıp geleceğim. Γιώργο, Γιώργο, πάνε και φέρε το Ιουσούφ, να δούμε τι θέλουνε. Εντάξει, καπτάνιε. Ya. Allah'ım sen bize yardım et. Çok korkuyorum. Sakin ol. Ben yanındayım. Sana kimse bir şey yapamaz. Neden teknedesiniz? Oh be. Sonunda derdinizi anlatacak birini bulduk. Siz bana söyleyin, ben onları çevireyim. Şimdi biz kız arkadaşımla botla gezerken benzinimiz bitti. Sonra da sürüklendik. Tekneyi görünce de buraya çıktık. Ya gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Evet, biz bir şey yapmadık. Ne olur kaptandan da özür dilerim. Bırakın bizi, ne olursunuz. Aa, şansa bak Sema geliyor. Aman ya, barışmış bunlar. Tüh. E nasıl anladın? E alışverişten geliyor baksana. Besbelli kocası barışmak için para vermiş, bu da kabul etmiş. Komşular nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz. Sen evden taşınıyorsun değil mi? Emre'ye bakıyoruz da. Ay yok yok. Çok yalvardı, barıştık yine. Belli oluyor zaten. Niye çıkıyorsun evinden hemen? Bu zamanda taşınmak kolay mı? Ben taşınırım diye bir araştırdım. Kiralar ateş pahası. Depozitesi, emlakçısı, osu, busu en az 5.000. Biz başımızda kocamız varken zorlanıyor. Sen nasıl yapacaksın ki? Tamam, tamam. Aslında bir ev var. Kirası da uygun. Ben pek içini beğenmedim. Belki Emel beğenir. Dur numarasını vereyim. Siz bir konuşun bakın. Olur, olur. Alo, ben kiralık ev için aramıştım. Hangi? Vatan Sokak, iki oda bir salon olan. Heh, Vatan Sokak'taki iki oda bir salon olan. Boş mu? İyi. Acaba kirasını öğrenebilir miyim? 1.000 lira mı? 1.200 lira depozit. 1.200 lira da emlakçı parası. Affedersiniz, daha uygun bir ev var mı elinizde? Bulamazsın, ben çok baktım. Tamam o zaman, göreyim ben o evi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne kadar pahalı değil mi? Hangi ara arttı bu kiralar böyle? Öyle Emel'ciğim, bence kıpırdama evinden. Ev satılıyor, ne yapsın? Direnebildiği kadar dirensin, çıkmıyorum desin. Olur mu? Yakışır mı bana öyle bir şey? Seni kadın başından sokağa atmak yakışıyor ona. Gururlu kadındır Emel, herkese benzemez öyle. Neyse sağ ol. Hadi biz gidelim şu eve bakalım. Ay iyi. Canım bir şey demedim. Ayşe'cim teşekkür ederim. Sen sağ ol, zahmet etme. Ben kendim giderim. Olur mu canım? Ama ne zahmet olacak Ayşe'ye? Konuşacak malzeme olur ona. Kolay gelsin size. Sağ ol. Herkesi kendi büyük uğursuz sanıyor. Günaydın Volkan Bey. Günaydın. Burak Bey geldi mi? Bir haber var mı? Maalesef efendim. Tamam sağ ol. Alo baba, neredesin? Yeni indim uçaktan. Burak'tan haber var mı? Hayır, hala yok. Tamam oğlum. Ne oldu, bir gelişme var mı? Yok canım ya. Allah Allah. Ben endişelenmeye başladım. Ben de. Yani Volkan da telaşlanmış. Gerçi Burak'ın ortadan kaybolmalarına alışırız ama... gene de merak ettiriyor kendini. Volkan'la Burak çok farklılar, öyle değil mi? Hem de çok. Yani soyadları dışında ortak noktaları yok denecek kadar az. Ama yine de iyi anlaşıyorlar. Bence bunda Volkan'ın payı çok büyük.
Anladığım kadarıyla Burak'ı sürekli idare eden, arkasını toparlayan kişi Volkan. Aynen öyle. Yani abisi olsa bu kadar olmazdı. Volkan yaşından çok olgun davranıyor. Onu çok iyi yetiştirmişsin. Elimden geleni yaptım. Volkan'ın bu kadar olgunlaşmasının sebebi annesini erken yaşta kaybetmesi. Yani o gittiğinde 7 yaşındaydı. Bunu kabullenmesi uzun zaman aldı. Benim senin için de çok kolay olmamıştır. Neyse, her şey geçmişte kaldı. Şimdi çok mutluyum. Serbestsiniz. Konuştum, biraz zor oldu ama ikna ettim. Çok şükür. Sağ olasın. Zaten biz kötü bir şey yapmadığımızı söylemiştik. Boşu boşuna bağladınız bizi. Ya şu teknede birkaç gün daha kalsak sen bu alanlara kesin Türkçe öğretirsin. Ne çene varmış sende ya? Bir susmadın. Giderek adamları sinirlendireceksin şimdi. Tamam ya, tamam. Sizi buradan aldıracak kimseniz var mı? Var. Şu tekneden bir inelim de. Tamamdır o zaman. Tekrar sağ olasın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Haklısın. Ya ben senin kız arkadaşın mıyım? Bir de adamlara yalan söylüyorsun. Ne deseydim? Senin birinin kafasında şişe kırdığını, sonra da adamdan kaçarken hırsız gibi tekneye bindiğimizi mi? Of, tamam ya, tamam. Hayır, Allah'tan birinin kafasına şişe kırdık yani. Sen de sürekli bunu söylüyorsun. Pardon ya, bu senin günlük ritüellerinden biri sanırım. O kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ki. Neyse, tamam. Ne yapacağız şimdi? Önce bir banka bulup para çekelim. Sonra da Volkan'ı arayalım. Bu geceden kalma kıyafetleri de çıkarıp günlük bir şeyler alalım üstümüze. Tamam. Bak gördün mü? İyi ki beni dinledin de gittik şu hastaneye. Keşke seni dinlemeseydim de hastaneye de gitmek zorunda kalmasaydık. Sabah sabah yürüyelim de yürüyelim, yürüyelim de yürüyelim diye tutturdun. Yani hani yürüsek neyse, koşturduk. Aşkım ne alakası var? Ya koştuğun için fenalaşmadın ki sen. Koşu burada tetikledi seni sadece. Ayrıca duydun doktoru, ne kadar yüksekmiş öyle senin kolesterolün. İyi ki de koşuya gitmişiz. İyi ki de yürümüşüz. Yoksa senin doktora falan gideceğin yoktu. Ya daha fazla ilerleseydi ne olacaktı Nihat? Ben gayet iyiyim. Hay Allah'ım, tamam tamam. Ay tamam yani. Of. Suat, Selda Hanım'ı önce eve bırakıyoruz. Oradan da şirkete gidiyoruz. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz bu halde. Ben seni işe falan göndermem ya yani. Ya Selda, biraz abartıyorsun ama bak. Biraz kolesterolüm yüksekmiş, hepsi o kadar. Ya o da stresten. Sen böyle üstüme geldikçe benim stresim fırlıyor yukarıya. Ay tamam tamam, gelmiyorum ben senin üstüne. Yalnız bana söz veriyorsun. Kendini fazla yormayacaksın. Yediklerine, içtiklerine dikkat edeceksin. Söz veriyorsun. Tamam. Ay bir yüzüme bakarak söz versin sen bana. Söz. Bir yüzüme bakarak söz veriyorum der misin? Ay kızmış mı canım bu bana? Acıdı mı çok? Nabzım yine güzeldi. Dua edelim de babam kredi kartlarını kapattırmamış olsun. Niye? Kavgalı mısınız? Benim de hayatım seni sandığın kadar toz pembe değil. Üzüldüm şimdi. Sıkıntı yok. Canım annem ya. Kesin babamın kartımı kapattırmasına engel olmuştur. İyi bari. Şu üzerimizdekilerden de bir kurtulduk mu tamamdır. Hadi bir mağaza bulalım. Babamla neden küstünüz? Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Yani. Yani sıkma canını, barışırsınız. Ettirmekten ayrılır mı hiç? Benim için üzülürmüş de kıyamam. Ne oldu az önce başımı etmeyen kıza? Şu an göremiyorum. Sana da iyilik yaramıyor. Bana neyse. Ay
kız, bu ne böyle? İnsan mı yaşayacak burada? Kirasını da duydun. Üstelik de pazarlığa da yanaşmıyorlarmış. İnsaf kalmamış bu insanlar da. Kalmamış vallahi. Şey beyefendi, acaba diyorum daha iyi koşullarda bir ev yok mu elinizde? Var ama en az 1500 liradan başlıyor. En uygun ev de bu. Peki. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz sağ olun. Efendim Şükran. Ne yaptınız canım? Ay sorma Şükran. Ucuz evler, fiyatı uygun evler yaşanacak gibi değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen gel bir çaresini bulursun merak etme. Öyle mi diyorsun? Sağ ol. Teşekkür ederim canım. Sağ ol Ayşe. Seni de yordum ama benim bir an önce gitmem lazım. Tamam canım. Nerede iş buldun? Nasıl insanlar? Böyle ayaküstü anlatılır mı? Ben akşam sana kahveye uğrarım, öyle anlatırım, tamam mı? Bak mutlaka uğra. Sağ ol. Gonca kesin çıldırmıştır. Annem de beni arıyordur. Ya burada neler yaşadığımı duysa benim bacaklarımı kırar. Tamam, ben hemen arayayım. İki dakika ciddi bir şey konuşur muyum seninle? Hemen dalga geç. Ya sen hiçbir şey ciddiye almaz mısın? Ciddiye alacak ne var ki? Ne mi var? Ya şu yaşadıklarımıza baksana. Ama tabii sana göre ha boş. Sana eğlence olsun, macera olsun. Sıkıldığımı söyleyemem. Olan bana oluyor zaten. Ben evimi bırakıp buralara kadar çalışmaya geliyorum. Şu yaşadıklarıma bak. Ya seni tanımadan önce ne kadar sakin, ne kadar düzenli bir hayatım vardı benim. Yarına kimse, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Sesin güzelmiş. E işte, idare eder. İnanmıyorum. Ne oldu ya? İdare eder dedin. Yani sen ve mütevazilik. Çoktayım. Bana ciddiyetten bahsedene bakın. Bu ne şimdi? Ya arada biz de eğlenelim. Ne var bunda ya? Gel şuradan yiyecek bir şeyler alalım Sınıfı. İyi günler. Hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Ben telefon ederken sen de üzerine bir şeyler bak. Tamam. Alo, Volkan benim. Burak, neredesin sen ya? Şimdi polisi arıyorduk. Sorma ya. Uzun hikaye. Telefonum suya düştü. Şimdi bir mağazadan arıyorum. Neyse, biz iyiyiz. Aslı yanında. Şu an Datça'dayız. Bizi buradan aldır. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ya partiden bir anda Deniz motoruyla kaçmak zorunda kaldık. Onun da benzini bitti. Denizin ortasında öylece kala kaldık. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ya sonrası daha fena ya. Bir tekneye sığındık. Onda da bizi hırsız falan sandılar. Anca kurtulabildik. Neyse, daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi kapatmam lazım. Limanda bekleyeceğiz. İyi, tamam. Alo baba. Burak'a ulaştık. Nasıl oldun? Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. Ay kıskanç. Üf, sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir. Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, karı kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre.
Hadi ver, onu da alalım. Borcumuz ne kadar? 250. Kurt gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemeği hak ettik. Evet. Ne işi varmış Datça'da? Burak bu. Yaptıklarına akıl sır ermez ki. Ya neyse, sağ salim ortaya çıktı ya. Önemli olan bu. Yani ortada bir sorun kalmadığına göre... Hı. Diyorum ki planda değişiklik yapsak. Mesela bugünü baş başa geçirsek ne dersin? Bilmem. Kulağa hoş geliyor. Yoksa bu tamam demek mi? Tamam. Yani Burak ilk defa bir işimi yaradı. Peki ama ne yapacağız? Nereye gideceğiz ki? Hemen girinme. Benim çok güzel bir fikrim var. Öyle mi? Neymiş? Sürpriz. Vallahi biz çok açız. Bize hiç sorma. Kafana göre ne varsa getir. Hadi bakalım. Ya burası çok güzel bir yermiş. Evet, çok güzel. Ben de beğendim. Daha önce Datça'ya gelmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Sese bak ya, kafam şişti. Ya yazık ama. Neden ağlıyor ki acaba? Neden olacak? Şımarıklıktan. Canım benim ya. Onun da vardı kendisine göre bir sıkıntısı. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel. Tamam. Tamam. Güzel gözlü. Ağlama ama. Ağlama. Tamam. Hadi. Rica ederim. Bak, demek ki ilgi istiyormuş. Haklısın. Bakar mısınız? Bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii. Çekiyorum. Teşekkürler. İsterseniz biz de sizin fotoğrafınızı çekebiliriz. Sağ olun ama bizim yanımızda fotoğraf makinemiz yok. Bizim makineyle çekeriz, sizin mailinize göndeririz sonra. Tamam öyleyse. Kızım. Nasıl aşıklarsınız siz? Sarısanıza birbirinize. Bu zamanların kıymetini bilin. Yaşlanınca olmuyor bunlar. Neriman, çocuklara neler söylüyorsun öyle? Yok, siz yanlış anladınız. Biz sadece arkadaşız. Aa, öyle mi? Ben de sandım ki... Aa, yok yok. Benziyorsunuz, yakışıyorsunuz birbirinize. Evlenirsiniz siz. Çekiyorum. Yok teyze, Allah korusun, tövbe de. Evet teyzeciğim, tövbe deyin. Biz de amcanla başlarda birbirimizi yerdik sizin gibi. Ama bak, 30 yılı devirdik. Nasıl devirdik bir de bana sor. Duyuyorum seni, duyuyorum. Çekiyorum. Thank you.
Burak aradı. Nihayet. Nasıl, iyi misin? İyi, Datça'daymış şu an. Ne? Ne iş varmış orada? Biz burada meraktan öyle değil mi? O keyif peşinde. Çağla hemen sinirlenme. Düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Öğrenebilir miyim? Ya ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum ama gitmek zorunda kalmış. Olumsuz bir şeyler olmuş. Umarım dediğin gibidir Volkan. Yoksa Burak'ın bu yaptıkları affedilir gibi değil. Tamam, sen şimdi sakin ol. Ben her şeyi hallettim. Bir iki saat alacaklar. Ben kahvaltıya geçiyorum. Gelirsin. Tamam. Üzerimi değiştirip gelirim ben de. Bakalım bu sefer kim nasıl açıklayacaksın Burak? Yok, bu böyle olmayacak. Hadi kalk. Ne oldu, nereye? Denize, sana yüzme öğreteceğim. Ya saçmalama, ben yüzemem, öğrenemem. Ben sana öğretirim, hadi. Ya bari dizimize kadar girelim, sonra geri dönelim, olur mu? Sen bana güven, ben seni bırakmayacağım. Yeter ki rahat ol, tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak, bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Evet, bence bu kadar yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır, tıpkı yatakta yatıyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmazsın. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Yavaş boğulacağım. Tamam, tamam. Seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin, kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak, işte oldu. Ya, gerçekten oldu mu? Yüzebiliyor mu ya? Pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam, ben hazırım. Ay, ayağıma bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya. Ya ne olur artık çıkalım. Bak bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur. Tamam, çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama, tamam mı? Aslı, boğazıma yapışmışken bu çok zor. Hadi. Tekne gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazırlanalım. Nerede bu kız ya? Başına bir şey mi geldi acaba? Ya olabilir mi? Bir şey yapmam lazım. Ama ne? Benim biraz işim var. İdare edebilir misin? Tamam, merak etme. Ya abi, keşke biz de gitseydik Burak'ı almaya. Ben bence Datça'ya hiç gitmedim. Biz başka zaman gideriz. Şimdi Burak'ı alıp hemen dönmemiz lazım. Peki abicim. Babam gelecekti. O nerede kaldı? Burak ortaya çıkınca başka plan yapmış. Mesaj attı, geç geleceğim dedim.
Tamam o zaman, biz otelde bekleyelim. Tamam, ben ofise çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Bundan ister misin? Merhaba. Merhaba. Beni tanımadınız sanırım. Ben Aslı'nın arkadaşı Gonca. Aa evet, hatırladım. Dünden beri Aslı'ya ulaşamıyorum. Çok merak ettim, sizin ne olacaktı? Bizdeydi zaten ama ufak bir sorun çıktı. Sorun mu çıktı? Ne oldu? Aslı iyi mi? Bir sorun varsa söyle lütfen. Sakin ol, Aslı gayet iyi durumda. Burak'la beraber şu anda Datça'dalar. Bir saate kadar falan herhalde yola çıkarlar. Şükürler olsun, ödüm patladı. Gonca. Erdem. Teşekkürler Volkan. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir problem mi var? Yok canım, ne problemi olacak? Ne o, Aslı diyor muydu sana? Bir de nereden biliyorsun ki sen ismi Volkan bile? Ne Volkan kim? Sen beni kıskandın mı yoksa? Evet, yani kıskanırım. Mesai saatlerinde ne yapıyorsunuz burada? Volkan Bey dolaşıyor, görmediniz mi? Volkan Bey kim? Otelin sahiplerinden. Otelin sahiplerinden mi? Evet. Hadi şimdi derhal görevlerinizin başına. Yani ben otel sahibine, patronuma posta koyacaktım. Bittiydi. Biraz sonra baş başa kalacağımız çok güzel bir yerde olacağız. Tamam, tamam. Stres yapmıyorum. Yapmıyorum. Muhteşem değil mi? Esin'iniz değil mi o? Evet, harika çalıyorlar. Gel dinleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Bu akşam konserimiz var, tekneyi bekliyoruz. Tamam. Bol şans. Sağ ol, teşekkür ederim. Haydi o zaman. Aa, gidiyorlar. Vay, senin de yapabildiğin bir şeyler varmış demek ki. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Tekne birazdan gelir. Gel şurada biraz oturalım. Haber de veremedim. Annem çok merak etmiştir şimdi.
Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Peki ya baban? Babam ben 6 yaşındayken vefat etti. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Zor olmalı. Nasıl oldun? İş kazası. Babam çok başarılı bir mozaik ustasıydı. Yani Türkiye'nin en iyilerinden diyebilirim. Bir otelde mozaik yaparken yüksek bir yerden düşüyor, kaybediyoruz. Çok kötü. Evet. İnsanın sevdiği birini kaybetmesi çok kötü. Bir ailesinden biri ise. Evet, çok zor. O duyguyu ben de biliyorum. Ben de 2 yaz önce babaannemi kaybettim. Benim için çok önemli bir insandı. Çok yakındık. Beni o büyüttü diyebilirim. İnanmazsın belki ama ben küçük bir köyde büyümüşüm. Hayatta inanmam. Gerçekten. Tabii köy dedeme aitmiş. Tamam, şimdi oldu. Yine de köy köydür. İlkokula kadar babaannemle orada yaşamışım. Göndermemiş beni. Annenle baban çalışıyorlar mıymış? Evet. Babamın lise hayatları fazla uzun süreli oluyormuş. Tabii annem de babamın peşinden oradan oraya. Ben de babaannemle. Çok güzel günlerdi. Peki gidiyor musun o köye? Yok. Yıllardır gitmiyorum. Bu saatten sonra da gitmem zaten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben babaannemin cenazesine gidemedim. Mezarını bir kere bile ziyaret edemedim. Neden? Bilmiyorum. Sanırım öldüğünü kabul edemiyorum hala. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Şaşırdım. Neden? Pek belli etmesem de benim de bir kalbim var. Evet, fark ettim. Canım, önce ben bir konuşayım. Durumu açıklayıp burada kalmanın uygun olup olmadığını bir sorayım. Gerekirse o çağırır zaten seni. Tamam? Tamam. Ay bunu kemireceğime koltuk kemiririm daha iyi ya. Of, tatsız, tuzsuz. Portakal suyu koyuyor yemeğe. Selda Hanım, müsait misiniz? Müsaitim. Emel'in bir sorunu var da düşündüm de belki siz yardımcı olursunuz. Öyle mi? Ne varmış? Emel'in kızıyla birlikte yaşadıkları evden çıkmaları gerekiyor da. Acaba bizdeki boş müştemilata geçse, en azından bir süreliğine yatılık alsa diyecektim. Emel'in kızı mı varmış? Kaç yaşındaymış? 20. Ay yok Şükrancığım, yok. Ben genç kız istemiyorum evde. Bak senin kızın başka çünkü o bizim yanımızda büyüdü zaten. Ama yeni bir genç kız falan lütfen. Biliyorum da Emel'in kızı şehir dışında yaşıyor. Yaz sonu gelecek. Hem o zamana kadar bir ev bulup çıkmış olurlar. Ha, tamam, tamam öyleyse. Sağ olun Selda Hanım. Bu arada depoda uygun bir yer varsa ev eşyalarını da koyabilirsek. Uygun bir yere koyun işte siz. Peki Selda Hanım. Emel'le konuşacak mısınız? Çağırayım. Gerek yok. Sen durumu izah edersin. Özellikle kızıyla ilgili olan durumu da ayrıca anlatırsın. Tabii Selda Hanım. İzninizle. Portakal lezzet veriyor tabii yemeğe. Ay bal gibi yapar şimdi o yemeği o.
Ne dedi? Ne diyecek? Tamam dedi. Ay çok şükür. Hadi bir an önce taşıyalım seni. Tamam. Ay geliyorsunuz biberim. Neden bir saatte hazırlanamadığı belli. Aman Eda duymasın şimdi sarar başına. Aman aman. Ne haber millet? İyidir. Gözün aydın. Çıkmış seninki meydan. Öyleymiş. Geleli neredeyse 24 saat oluyor ama henüz göremedik bizimkinin yüzünü. Yoldalar geliyorlar. Yoldalar derken? Yani ben teknedeki kaptan ve yardımcısından bahsediyorum. Seninki de ortalarda pek görünmüyor Volkan. Ayrıldınız mı yoksa? Evet abi nerede bu kız ya? Ya yok canım ne ayrılması. Hem merak etmeyin bugün ben hepinizle tanıştıracağım onu. Göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi izninizle ben Marina'ya gidiyorum Burak'ı karşılamaya. Bekle ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Aa ne öyle karşılama komitesi gibi canım. Oldu olacak bir de bando tutalım. Sen gideceksen ben kalırım ya. Volkan yalnız gitmesin diye dedim. Ben de kalırım. Tamam o zaman. Beraber gidiyoruz. Hadi. Tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel bir gündü. Bence de. Burak Bey, Volkan Bey size mesaj gönderdi. Buyurun. Seni almaya Çağla'yla geliyorum. Seni yalnız zannediyor. Aslı konusunda oldukça gergin ve şüpheci. Bence anladı. Bir gaf yapma. Sağ ol. Oldu şimdi. Ya bari birkaç saat kötü bir şey olmasın. Senlik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece ve bugün Volkan'ın sevgilisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamerada beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya başka bir emriniz Burak Bey? Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur. Bugün de idare et. İşe tekrar başlamamı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi parağına, nüfusuna satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire? Daha az önce ne güzel bir gündü diyordun. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla ile beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini böyle... Benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu
taçlandırırsın nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın.